Merhabalar. Bugün Osmanlı İmparatorluğu ile karşınızdayım. Victoria 3'te hasta adamı iyileştirmeye çalışacağız. Teknoloji olarak önce deneycilik peşine hemen atmosferik motorları araştırmanız çok önemli. Atmosferik motorlar zaten kaynak üretiminde vazgeçilmez. Ben Trabzon'la başlayacağım olaya. Çünkü Trabzon'da güzel demir madenleri var. Kömür de yakın Kastamonu'da. Şimdi altyapı olarak da güzel bir kent. Denize kıyısı olması da demir yolu olmadan da altyapı basabilmemizi sağlıyor. Ve biz 2. Mahmut'un yolundan giderek bütün yerel yöneticileri şişlemeyi seçeceğiz. Ve o hepsini şişlemiyor da işte bize karşı koyanları kafasını keseceğiz. Hızlıca reform yapabilmek için yerel yöneticilerden oldukça hızlı kurtulmalıyız. Bu yüzden ne sinirlendirecek ama bizim işimize yarayacak bir yasayı çıkaracağız. Onlar da iç savaşa yönelecek. İç savaştaysa kafalarını ezeceğiz. Arkadaşlar çok merak ettim ya. Denemem lazım. Tuttu mu? Anında tuttu lan. Yo. Ha tuttu. Evet tuttu. Evet, gördüğünüz gibi yerel yöneticiler isyana kalkışıyor. Burada olabildiğince geç çıkarmaya çalışın. Çünkü bu isyanı yani her türlü çıkacak. Durdurma ihtimaliniz yok da. Ne kadar geciktirirseniz sizin tarafınız o kadar güçlü çıkıyor. Birden fazla kişinin aynı bölgede hak iddiası olduğunu ve bunu gerçekten de belgeli bir şekilde hepsinin o tapuya sahip olduğunu görüyoruz. Biz de üç tarafın da belgesini iptal edeceğiz ve onlara onun yerine parasını ödeyeceğiz. Ve Osmanlı İç Savaşı başladı. Bu iç savaşta tabii ki de kazanacağız. Cepheleri ne kadar bölük pörçükse oyuncunun o kadar işine geliyor. Biraz güçsüz çıktık sadece, o kötü. 66 askere 100 asker ama kesinlikle kazanabiliriz. Bu arada bu savaşı kazanma yöntemimiz tamamen AI'ın aptallığından faydalanmak olacak. AI kendi gücündense skoruna bakmayı tercih ediyor. Biz de boş cephelerden ilerleyerek skor kasacağız. Tamam, bu bölgeyi komple alacağız. Balkanları kurtarıyoruz. Harika. Bu arada hibeli çiftlikler kanunu hızlıca çıktı. Burada 5 yıl içerisinde bu kanunu çıkartma zorunluluğumuz olduğu için yoksa hükümetimizin olayı düşecek. Atanan bürokratlara öneriyoruz. Libya vilayetinin uzak köşelerinde gizlenen kaçak kölelerden oluşan bir topluluklar olası ayaklanmalı. Ve destek olabileceklerinden korkan köle sahiplerinin hedef oturdu. Issız toprakların ortasında insanları avlayarak eline ne geçeceğini sanıyorsun ki? Tabii ki de onları gidip bir hayvan gibi avlamayacak. Ve evet. Gördüğünüz gibi ülkede neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tabi bu adamlar güçlerini görüp görebileceğiniz en hızlı şekilde arttıracaklar. Sadece birkaç yıl içinde %20'lere geri dönecekler. Ama bu sefer %50'lere asla çıkamayacaklar. Çünkü hibeli çiftlikler kanununu çıkarmamız onların gücünü oldukça mahvetti. Üstünü oldukça yavaş arttırması için baskılamaya sürekli devam edeceğiz. En yakın zamandaysa varlığa dayalı oy hakkı ve köleliği kaldırımına gideceğiz. Köle ticareti de yine bunlara %50 veriyor. Köleliği de yasaklarsak güçleri oldukça azalacak. Atanan bürokratlar kanunu çıktı. Bu bizim devlet üzerindeki vergilendirmemizin daha rahat olmasını sağlayacak. Ama bir bürokrasi açığımız var.
Şimdi bürokratik reformu zaten en önemli şeylerinden birinin yaptık, atanan bürokratlar. Şimdi ise daha devlet ekonomisiyle ilgili kısımları yapacağız. Toprağa dayalı vergilendirmeyi kaldırmamız lazım. Onun için ise gelenekselcilikten müdahaleciliğe geçmemiz lazım. Onun için de ülkede liberallerin güç kazanması lazım. O yüzden de güçlendiriyoruz zaten giderek liberalleri. Şimdi ne yapacağız? Profesyonel orduya geçmemiz lazım ama profesyonel ordudan daha önemli bir şey var. Burada varlığa dayalı oy hakkına gideceğiz. Bu da aydınların ve liberallerin güç kazanmasına yardımcı olacak. Dolur. Vilayeti iade ettirden Mısır'a saldırıyoruz şu an. Neden 6 ay kadar bekledim? Ordumun içinin dolması için. Hala tam dolmadı ama yeterli olacağını düşünüyorum şu anki halinin. 1833'te Mısır valisi imparatorluk hükümetini devirmeye çalıştığında Levanten idari bölgelerimizin çoğu Mısır'ın ele geçirdi. O savaşta kaybettiğimiz toprakları geri kazanmanın vakti geldi de geçiyor. Fakat Avrupa'daki üstün güçlerin dikkatini çekebilir. Kendi tarafımıza mı toplayacağız? Avusturya ve Prusya'yı yoksa biz kendimiz mi halledeceğiz? Zaten nüfuzumuz oldukça fazla, Avusturya ile ilişkilerimi daha da iyi yapmak işime yarar. Altmışlık über defans ordusu buraya. 25'lik defans ordusu buraya. Hadi şu boş dörtlüyü oraya atabilirsin. Saldırı ordusu da ana cepheye. Yani şimdilik savunmada kalabilir. İçi biraz daha dolduğunda saldırıya geçeceğim. Gördüğünüz gibi tazminatın 3 görevinden biri yapıldı ve %20, ay 4 yapılması gereken görevden biri yapıldı ve %25 doldu. Bu tabii görevlerin hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Hepsini yapmak imkansız zaten. 4 tanesini yaptığınız zaman sonunda konuşmayı öğrendim. Yeterli oluyor. Bu inşaatlar bitene kadar bu araştırılmış olacak. Bu inşaatlar bittiğinde üstüne atmosferik motoru girdiğimizde de aletimiz çok pahalı olacak ama demir sıkıntımız kökten çözülecek. Kömürle demirin aynı anda bulunduğu hiçbir vilayetimizin olmaması kötü. O olay çok yaralıyor beni. Vergilendirmeyi bir tık düşüreceğiz mecbur. Hükümet kuramıyoruz çünkü. Ve aydınların kesinlikle hükümette bulunmasını istiyorum. Aydınların oyu çok düşüyor. Neyse, bu varlığa dayalı oy hakkıyla oyları iyi miktarda artacak. Köleliği kaldırabiliriz. Ama daha önemlisi müdahalecilik kanununa geçebiliriz. Çok fazla geçirmemiz gereken kanun var. 1, 2... Hadi bu o kadar aciliyetli değil ama 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, of. Hiç durmadan reform yapmamız gerekiyor. Çok fazla kanun var geçirilmesi gereken. Ama en önemlilerinden biri bu müdahalecilik. Yalnız şu ikisinin toplama ordusu harbiden dünyanın en güçlü yapıyor papıtlarıyla beraber. Papıtlar da sağlam ordu varmış, adamın helal olsun. Çanakkale'yi geçirtmeyeceğiz. Hey, çanaklar esin, kamu yükselen kuvvetin, aleme destan.
Ya verdiği kötü nam da bir şey değil ya. 3,4 istiyor sadece. İşgal et geç. Ordunun içini doldurmamız lazım. Ordunun içini doldurmak için de ulusal üstünlükten bir an önce kültürel dışlamaya geçmemiz lazım. Ha bir de dur. Videoyu kapatmana bak. Hazır şu güzelim Osmanlı'ya bakarken buraya kadar izlediysen bir like bir abone çok güzel olur zaten. Yeni bir kanal. Bir de yorum yaparsan videonun etkileşimini arttırır, büyümemize çok yardımcı olursun. Hadi görüşmek üzere. Videoya devam et. Ha bu da sana spoiler. En son böyle olacak harita. Güzel abi, birinci aşamayı geçmiş. İhtimalleri görebilir miyim? Oylama tartışma başarı. İlerleme olasılığı yok. O çok kötü. Onları yatıştırmak için kraliyet ailesinden bir temsilci gönderin. Mahmut Osmanoğlu istifa etmeyecek. Hadi Arap... Kanka 40 bin ekonomim var. 100 bin nüfusum var. Ne bu? Ay uğraşmaya değmez. Gerçekten de Arap vilayetlerini almaya değmezmiş ya. Faydası yok, zararı bol. Neredeydi o? Nerede o şerefsiz? Git. Heh, şimdi isyan et. Seni ileride ben ihlak edeceğim zaten. Sen hiç merak etme. Birleşik Prenslikler kendini Romanya'nın birleştiricisi ilan etti ve bölgedeki diğer tüm Rumen prenslikleriyle kendi liderliğinde bir Romanya'yı kurmaya çalışıyor ve bizden toprak da çalmış. Şerefsiz. Otonomisini de azaltamıyorum. Ha bu kabul ediyor. Neden? Çünkü bu bir tık şey. Tamam. Ama şey olduktan sonra kabul eder. Bu artık kabul ediyor. Pers kabul etsene lan, ekonomik destek lazım ha. Üf, Pers'i düşürünce. Şimdi bir de gel. Kardeş sen şu vilayeti bize bir iade ediver. Sen şu vilayeti de iade ediver. Şu üçlü. Ver abi, iade ediver. İnşallah geri adım atmaz. Geri adım atmaması için savaşa adam çağırmayacağım. Adam çağırırsam kesin geri adım atar. Abi şuraları birleştirmeyi unutmam çok çok kötü oldu. Bürokraside yine sorunlar çıkmaya başladı. Tamamdır. Bakın kişi başına vergilendirme bize artı 20 bin sağlayacak. Üstüne oradan da bir 20 bin gelecek. Artı 40 bin gibi bir para sağlayacak. Nerede? Ha. Osmanlı bürokrasisinin sıfırı olması lazım. O da halledilir. Bu arada abi savaş tazminatı da versene sen bir de her şeyin üstüne ya. Lazım. Çok lazım. Savunma ordusunu yolla.
Saldırı ordusunu yolla. İçi hala dolu değil. Abi ordunun içini de doldurabilmek lazım. Diğer savunma ordusunu da yolla. Matruh bölgesine bir de bir çıkartma atamıyoruz. Neden? Çünkü Mısır bizden önce tamam, bir süre savunmada kalsın. Mısır donanmasını dövebilir misin? Artık hadi ben de çıkartma atacağım. Heh. Bunlar Libya'ya ilerledikleri için bu bölgeyi boş bırakırlar şimdi. Evet, doğru tahmin. Ve kabak gibi yarıldı adam. AI çıkartmalara karşı çok zayıf bu oyunda. Bedelli askerliği çıkardık. Şu an neyiz? Üstün gücüz. Ha, üstün gücüz. Ve gayri safi yurt içi hasılamız. Bu ne oğlum? Bunların arasından en büyüğünün bir şirket olması Doğu Hindistan. Maşallah ya Çin. Güzel. Mısır'ı alınca iyice artacak bir de prestijimiz. Bir dahaki saldırıda da şu çöl kısmını alırız. Gerisini de vasal yaparız. Hadi tasarıyı da direkt zınk diye geç şimdi. Abi daha fazla uzatmayalım. Veriyorsan hepsine. İki gün bile erken çıksak savaştan kar. Bürokrasi şükür. Balkanları yeniden fethedeceğiz diyebiliriz ya da imparatorluğumuzu ayakta tutan şey evraktır. Balkanları Reconquista edeceğiz. Ama birazcık kötü namımızın azalması lazım. Şey diyeyim mi, bir şey olmaz birazcık kötü namdan ya. Ne yaptım? Gittim. Şuralara çıkartma attım. Yunan AI gerizekalı olduğu için Rusya buradan İstanbul'a girmek üzere, tamam mı? Rusya buralarda. Ama ben adamın başkentini falan alınca bu teslim oldu. Bu adamlar da Birleşik Prenslik'ten köleliği yasaklamak istemiş. Bakın. Köleliği yasaklamayı kabul ettim. Adamlar gitti tamam dedi. Savaştan çekildi ama şey yapamadık ya. O Ukrayna'yı salamadık. Şu an Osmanlı pazarı neredeyse full entegre durumda. Ya direkt Birleşik Vilayet'ten bir tık ötedeler. Bu arada Prusya ağır yenilmiş. Avusturya buraları pazarını almış. Fransa Ren bölgesini geri almış. Neyse ki şu Fransa ile müttefiyim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik sadece hasta adamı iyileştirmekle idare edeceğiz.